anlatacağım olay tamamen gerçektir. Tarih 18 Temmuz 2005. Ailem dedemin hastalığı dolayısıyla köye gitmişti. Benim sınavlarım olduğundan dolayı onlarla gidememiştim. Sabah kahvaltıya kalkmıştım. Önce güzel bir kahvaltı yaptım. Masayı toparlarken annem aradı. Telefonu açtım. Ağlamaklı bir sesle dedeni kaybettik oğlum dedi. Dedemi çok severdim olduğum yere çöküp ağladım. Hemen apar topar köye gittim. Dedemin üstünde bir örtü, onun üstüne de bir bıçak koymuşlardı. Ağlayarak dualarımızı okuyor ve taziyeleri kabul ediyorduk. Dedeme köy halkı tarafından çok hürmet edilirdi. Taziyeler bittikten sonra dedemin odasına girdim. Orada bir sandık vardı. Adeta "Beni aç." diyordu sanki. Yanına gidip açmaya çalıştım. Fakat açılmıyordu. Anne anneme sordum. Bana ters ters baktı ve ''Sakın bir daha o sandığa dokunma'' dedi. Ama ben bu sandığı açmaya kararlıydım. Nedense bu sandığa karşı aşırı bir merak besliyordum. O gün odaya tekrar girmedim. Ertesi gün anne anne merkezi kahvaltıya çağırdı. Karşımda oturup bana pis pis sırıtıyordu. Kahvaltımı bitirip içeri girdim. Televizyon izledikten sonra biraz kestireyim dedim. Anneannem rüyamda La ilahe ve la diye bağırıp koşuyor. Arkasından siyah gölgeler onu kovalıyordu. Korkuyla uyandıktan sonra köyün imamına gittim ve rüyamı anlattım. Oğlum git buralardan dedi. Ne olduğunu hala anlayabilmiş değildim. Herhalde dedemin ölümü psikolojimi bozmuştu. Çok oyalanmadan eve girdim. Evde kimse yoktu. Yine dedemin odasına girdim. Sandık esrarengiz bir şekilde açıktı. İçinde kağıtlar, bakır tepsiler, kitaplar vardı. Ama ortada bir şey parıldıyordu. O bir kolyeydi. Açıldığında iki tarafında resim olan kolyelerdendi bu. Sandığa uzanıp kolyeyi alıp açtım. Gördüklerim karşısında şoka girmiştim. Dedemin ve benim resmim vardı. Ama benim gözlerim oyulmuş biçimdeydi. Hemen kolyeyi cebime soktum ve sandığı kapattım. Annemler geldikten sonra yemek yedik, çay içtik ve herkes yatağına girdi. Gece anneannemin sesiyle uyandık. Evin içinde bağırarak ''Sen çaldın, sen çaldın'' diyordu bana bakarak. Artık şüphelerim artmıştı. Bu sandıkta bir şeyler vardı. Hem de çok değişik şeyler. Ertesi gün kolyeyi anneanneme geri verip izinsiz aldığım için özür dilerim dedim. Bana bakarak domuzun soyu pis hırsız dedi. Sinirlenerek niye öyle diyorsun anneanne benim de resmim vardı zaten orada dedim. O sen değilsin diyerek sırıttı ve içeri girdi. Artık gerçekten korkuyordum. İçimde bir ürperti vardı. Bu evdeki olayları çözmem lazımdı. Akşam yatağıma yatıp uyudum. Ama bu sefer kabus görmemiştim. Ertesi gün tekrar imama gittim. Hocam ne yapacağım ben? Nedir bu işler? Diye sordum. Gel seninle bir konuşalım evlat. Dedi. Ve oturduktan sonra konuşmaya başladı. Bak oğlum. Dedeni iyi tanırım. Deden seneler önce şerli varlıklarla uğraştı. Afarit cinleri dedene düşmandı. Birçok kez dedeni saptırmayı denediler. Fakat senin deden onlara boyun eğmedi. Ama sonunda maalesef yenik düştü. Şerliler deden elinden aldı. Seni korkutmamak için ilk gelişinde anlatmamıştım. Ama belli ki bu işin üzerine gideceksin. Gitme dedi. İmamın anlattıkları kafamı epey karıştırmıştı. Bu kafa karışıklığıyla beraber eve doğru yol aldım. Eve gittiğimde kapıyı anneannem açtı ve "Bir daha o adamın yanına gitme." dedi. "Hangi adamın? Neyden bahsediyorsun anneanne?" diye sordum. Dişlerini sıkarak "Sakın o imamın yanına gitme bir daha." dedi. Annemler de bu durumu fark etmişlerdi ve yanımıza geldiler. Ama annemlerin yanında düzgün davranıyordu. Gece oldu ve ben yattım. Bu sefer rüyamda çok güzel bir kız gördüm. Uzaktan görüyordum. Adeta büyüleyici bir güzelliği vardı. Ama bana yaklaştıkça çirkinleşiyordu. Birden boğazıma sarıldı ve o iğrenç suratı ortaya çıktı. Simsiyah, diken gibi dişler, masmavi gözler ve çürük etler. Ağzını kocaman açıp iğrenç sesiyle bağırarak ''Öleceksin ey çaburun soyu. Deden gibi toprağa karışacaksın. Bu sözleri duyduktan sonra sarsılmayla uyandım. Annem beni silkeleyerek ne diyorsun oğlum diyordu. Şaşkın bir ifadeyle bir şey demiyorum uyuyordum anne. Ne oldu diye sordum. Annem uyurken sesli bir şekilde İbranice konuştuğumu duymuş. O dile dedemden dolayı kulak aşinalığı varmış. Artık canıma tak etmişti. Benimle uğraşıyorlardı. Bundan bir şekilde kurtulmam lazımdı. Köyün imamına gittim ve "Beni bu işten kurtarabilecek birisi var mı?" diye sordum. Civar köylerden birinde Mustafa Hoca diye birinin olduğunu, eğer istersem hemen yola çıkabileceğimizi söyledi. Onayladım ve imamın arabasına binerek yola çıktık. Yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından küçük bir köye gelerek Mustafa Hoca'nın kapısını çaldık. Kapıyı kırklı yaşlarının sonunda güler yüzlü biri açtı. İmam söze girerek Selamun Aleyküm Mustafa Hocam. Bu arkadaşın bir sıkıntısı vardı. Sen yardımcı olabilirsin diye getirdim. Dedi. Mustafa Hoca Aleyküm Selam İmam Efendi. Allah'ın izni olursa yardım etmeye çalışırız inşallah. Dedi ve içeriye buyur etti. Başımdan geçenleri Büyük bir dikkatle dinledikten sonra yan odaya gidip bir takım malzemelerle geri döndü ve fısıltı şeklinde dualar okumaya başladı. Sonra birden şiddetle bağırmaya başladı. Ev sallandı resmen. Son olarak "Ma ismike!" diye bağırdı. İçimde tarifi zor bir sıcaklık hissettim. Artık vücudumun kontrolü bende değildi. Birdenbire korkunç bir ses tonuyla bağırmaya başladım. Bırak beni ey Ademoğlu. Bunu söyleyen bendim. Her şeye şahit oluyor ama müdahale edemiyordum. Hoca tekrar konuştu. Ne istiyorsun bu çocuktan? diye sordu. Onlar bizim düşmanımız. Dedesinin soyunu kurutacağız. Yemin ettik. <laughs> Hoca Arapça bir şeyler okumaya başladı. İçimdeki şeyin damarlarımda dolaşmasını hissedebiliyordum. Kaçmaya çalışıyor gibiydi. Aynı zamanda ben de acı çekiyordum. Hoca okumayı bitirdikten sonra yüzüme bir hayli sıcak bir su fırlattı. Canım çok acımıştı ve hala olayın etkisindeydim. Kollarım mosmordu. Hoca bunlardan kurtulmanın tek yolu var evlat. Cin bebek büyüsü yapacağız. Yarın tekrar gel ve gelirken kimselere bir şey söyleme dedi. Sonrasında çıkıp eve gittim ve kapıyı çaldım. Kapıyı annem açtı. Annemde farklı bir şey vardı. Baştan aşağı süzdüğümde gözlerime inanamadım. Annemin ayakları tersti. Geçsene oğlum içeriye dedi. Hiçbir şey söylemeden kaçmaya başladım. Direkt köy kahvehanesine gittim. Kahveci Cemil abi hayırdır oğlum ne bu halin diye sordu. Bizimkilerle kavga ettim abi. Bugün burada kalabilir miyim diye sordum. Sağ olsun kırmadı beni ve izin verdi. Sandalyeleri yan yana çektim ve uzanıp uyudum. Sabah dükkanı açmaya geldiğinde uyandım ve teşekkür edip eve doğru yola çıktım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Hemen ayaklarına baktım. Bu sefer bir terslik görünmüyordu. İçeriye girip ''Ne yapıyorsunuz? Anneannem nerede?'' diye sordum yatıyor oğlum. Hayırdır bir şey mi oldu?" dedi. İlginçti. Normalde bu saate kadar yatmazdı. "Bir şey yok. Sordum sadece." diyerek geçiştirdim. Akşamüstü Mustafa Hoca'ya gitmek için kapıdan çıkacağım sırada odadan "Gitme." diye bir ses geldi. Umursamadan hızlı adımlarla imamın yanına gittim ve yola çıktık. Mustafa Hoca'nın yanına geldiğimizde masanın üstünde bana benzeyen bez bir bebek vardı. Hoca karşıma oturdu ve ardı ardına Felak ve Nas surelerini okumaya başladı. Ardından Rukiye ayetleri okuyunca evde çığlıklar duymaya başladık. Durmadan Rukiye ayeti okuyorduk. Hoca birden elindeki makası bebeğin kalbine sapladı. O anda camlar, çerçeveler kırıldı ve ev sallanmaya başladı. Mustafa Hoca gözlerini kapat sakın açma dedi içimden dualar okuyordum. Gözlerini aç dediği zaman gördüğüm karşısında şoka girmiştim. Neredeyse beş dakika kıpırdayamadım. Karşımda rahmetli dedem oturuyordu. Bana sevgiyle gülümsüyordu. Dede sen misin diye seslendim. Gülümseyerek ben Nusaybin kabilesinden Müslüman bir cinim. Korkutmamak için dedenin suretinde geldim. Biz kabile olarak seni koruyacağız. O kafir cinlerle savaş halindeyiz. O kadından uzak dur dedi. Hangi kadından diye sordum. Zeliha'dan dedi. Bu anneannemin ismiydi. Anneannemin bu olayla ilgisi nedir diye sordum. O kadın dedeni dinlemedi. Onlarla işbirliği yaptı. Kandırdılar onu. Onun hatası yüzünden dedeni kaybettiniz. Dediğim gibi ondan uzak dur. İçinde üç tane ifritçin var dedi ve gözden kayboldu. Artık çok sıkılmıştım. Ölsem de kurtulsam diye dua ediyordum. Mustafa Hoca, bu süreçte yanında olsam iyi olur. Ben de sizinle geleyim, dedi. İmam lafa girerek, tabii olur hocam, benim evimde kalabilirsin, dedi. Beraber köye doğru dönerken kulaklarıma gülüşme sesleri geliyordu. İmamın evine geldik. Muhabbet ederken bir çığlık sesi duyduk. Bizim evin oradan geliyordu annemin sesiydi. Hemen hoca ile eve doğru koştuk. Evin önünde gördüğümüz şey karşısında şok olmuştuk. Anne annemin yüzü parçalanmış bir şekilde yerde yatıyordu. Mustafa hoca hemen beni ve annemi kollarımızdan tutup eve koşun diye çekiştirdi. Annemin ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Hoca hemen bir bardak su doldurdu. Okuyup üfleyip anneme verdi. Annem suyu içince biraz sakinleşti. Annem için endişeliydim. Hocam ne yapacağız şimdi? Annemin başına bir şey gelmesin ne olur dedim panikle. Oğlum afarit cinleri saldırıya geçti. Artık kimsenin canı güvende değil dedi. Evin içinde bir duvar kenarında oturmuş ve sürekli dualar okuyorduk. Gülüşme sesleri ve fısıltılarla iç içeydik. Aniden içeriye büyük bir taş atıldı. Mustafa Hoca cam kırıklarından sakınarak taşı eline aldı. Taşın çevresinde Aramice yazılar yazıyordu. Büyük bir taştı ve her tarafı kanlıydı. Hoca, "Hemen bakır bir tepsi ve mum lazım." dedi. Ayağa kalkıp dolaptan istediklerini çıkarttım ve tekrar çömeldim. Bakır tepsiye kaynar suyu döktü ve içine taşı koydu. O sırada annem anında mosmor oldu. Hoca bağırarak anneni tut dedi. Annem kendini yerden yere vuruyordu. Hemen anneme arkadan sarıldım ve sıkıca tutmaya başladım. Mustafa hoca çantasından bir ip çıkartarak annemi bağladı. Annem korkutucu bir ses tonuyla Felhan Han, Felhan Han, Fel Han diye üç defa bağırdı. Hoca bakır tepsideki taşı çıkartıp annemin kafasına vurdu. Ve annem bayıldı. Sinirle ne yapıyorsun hoca neden vuruyorsun anneme diye bağırdım. Hoca sakin bir ses tonuyla annenin iyiliği için evladım korkma annene zarar vermek değil niyetim dedi. Kısa bir süre sonra annem uyandı. Tırnakları mosmor olmuştu. Hoca sürekli okuyordu. Annemin gözleri sanki başka birilerine aitti. Annemi oturtup iplerle koltuğa bağladık ve içerideki odaya ritüel yapmaya gittik. Hoca bakır tepsi aldı ve perdeleri kapatıp mumları yaktı. Üç tane saç telimi ve parmağımda açtığı bir kesikten kanımı aldı. Malzemeleri içinde su olan bakır kapta toparladıktan sonra bir dua okumaya başladı. Duayı okurken su fokurdamaya ve etrafta gölgeler cirit atmaya başladı. Sonrası Dehşet anları. Hocaya aniden bir şeyler oldu. Gözleri kapkara olmuştu. Korkudan vücudum tamamen kilitlendi. Hoca tavana bakarak bağırmaya başladı. Ey Rab, ey alemlerin ve her şeyin sahibi olan Rab. Sen misin bu çamuru bana üstün gören? Gör işte, gör bana üstün kıldığın varlığı. Dedi. Bunu hoca demiş olamazdı. Belli ki o kafir şerliler hocanın bedenine girmişti. Hoca aniden bayıldı. Ben hala olayın şokundaydım. Kendimi toparladıktan sonra hocayı kaldırdım. Uyandıktan sonra olanları duyunca ağlamaya başladı koskoca Mustafa hoca. Nasıl oyuna düşmüştük biz diyerek hüngür hüngür ağlıyordu. Beraber annemi kontrol etmeye gittik. Annem ipleri çözülmüş bir halde koltukta yatıyordu. Olanlar cidden hiç normal değildi. Ne yapacağımızı düşünürken sabah ezanı okundu. Eve bir sessizlik gelmişti. Sanki bütün cinler ezanla birlikte gitmişti. Allah'ıma şükrettim. İmdadımıza yetişmişti. O gün rahat bir gün geçirmiştik. Aynı gün anneannemi defin ettik. Köy halkı bizden korkuyordu. Selam bile almıyorlardı. Köy yerini bilirsiniz. Hiçbir şey gizli kalmaz. Musallatlı olduğumuz söylentisi konuşuluyor her yerde. Tekrar eve döndük. Artık bu işi komple bitirmek şart olmuştu. Mustafa Hoca bana dönerek Şerliler düşündüğümden dişli çıktı evlat. Bu sefer farklı bir ritüel deneyeceğiz. Nusaybin cinlerinin de yardımına ihtiyacımız olacak. Onlarla da bağlantı kurmaya çalışacağım dedi. Benden dün taş atıldığında yere saçılan cam parçalarını toparlayıp getirmemi istedi. Kendisi de Nusaybin cinleriyle bağlantı kurmak için bir şeyler yapacaktı. Oturma odasına gidip kırık cam parçalarını dikkatle toplayıp Mustafa Hoca'nın olduğu odaya girdim. Hoca Nusaybin cinleriyle iletişim kurdum. Toparlanıp gelecekler. Biz rütüyle başlayalım dedi. Cam parçalarını da kullanarak bir ritüel başlattı. Ard arda dualar okuyordu. Henüz iki dakika olmuştu ki etrafta fısıldaşmalar yükseldi. Cam parçaları havalanıp dönmeye ve çeşitli yerlerimizde küçük kesikler açmaya başladı. Mustafa Hoca okumasını kesip bana seslendi. Eğer şerlilerden kurtulmak istiyorsan dayanmalısın evlat. Çünkü bu cinliler insanları korkutarak ve acı çektirerek güçlenirler dedi. Ardından kapının altından simsiyah bir akrep geldi. Mustafa Hoca bir cam parçasını eline aldı ve Allahu Ekber deyip cam parçasını akrebe sapladı. Akrepten simsiyah bir duman çıkıp dağıldı. Öyle bir ses çıktı ki ev sallandı resmen. Ardından bir akrep daha geldi. Ona da bağırıp dualı cam parçalarından batırdı. İki akrep de öldükten sonra bir sessizlik oldu. Annemi kontrol etmeye gittim. Yerinde yoktu. Evin her yerine baktım ama yoktu. Neredeydi annem? Şerliler mi kaçırmıştı? Annemi kaybedemezdim. Ağlayarak Mustafa hocanın yanına gittim. Ve hocam annem yok. Ne olur bul onu. Ne olur bul hocam dedim. Mustafa hoca hemen cama koştu. Ve ileride bir yeri işaret ederek işte orada evlat hemen gitmeliyiz dedi işaret ettiği yere baktığımda annemin iki bacağının havada, başı yerde sürüklendiğini gördüm. Ama onu tutan varlıklar görünmüyordu. Dehşet bir manzaraydı. Birkaç ritüel malzemesini alıp gece gece ormana koştuk. Yaklaşık 15 dakika ormanda ilerledik. Fakat annemden bir ize rastlayamadık. Zifiri karanlıkta ilerlerken dört bir yanımızdan fısıltı sesleri gelmeye başladı. Mustafa Hoca çantasından getirdiğimiz malzemeleri çıkarmaya başladı. Bir kavanoz içindeki beyaz tozu çıkardı ve yere dökerek bir çember oluşturdu. Bağıra bağıra dualar okuyordu. Beni çemberin içine soktu ve ''Evlat, bu çemberin dışı çok tehlikeli. Şerliler etrafımızı sardılar. Anneni dahi görsen bu çemberden çıkmayacaksın. Bizi bu çemberden çıkarmak için zihnimizle oynayacaklardır. Aman evlat.'' dedi. O sırada şerliler karanlık gölgeler şeklinde kendilerini belli etmeye başlamıştı. Her yerdeydiler. Mustafa Hoca durmaksızın bağırarak dualar okuyordu. Etraftaki bütün ağaçlar tutuşup yanmaya başladı. Ama tuhaf bir şekilde duman çıkmıyordu. Ortalık cehennem yeri gibiydi. O sırada kulaklarımda annemin sesini işitmeye başladım. Ağlayarak ''Oğlum yardım et, kurtar beni'' diyordu. Etrafıma baktım fakat annem görünürlerde yoktu. Sadece sesini işitiyordum. Yalvarır gibi bağırması beni kahrediyordu. Tam çemberden çıkmak üzereyken hoca tek elini göğsüme koyarak engel oldu. Dualar etmeye devam ediyordu. Hocam annem sesleniyor duymuyor musun dedim. Okumaya ara verip evladım sana dediğim gibi zihninle oynuyorlar ben duymuyorum annenin sesini çemberden çıktığın an ölürsün. Oyuna gelme." dedi. Onu dinlemedim ve ayağımı çemberin dışına attım. Hemen dibimde korkunç görünümlü bir varlık belirdi ve vücudum elektrik çarpıyormuş gibi kasılmaya başladı. Mustafa Hoca daha yüksek bir sesle okuyarak kolumdan tuttu ve çemberin içine çekti. O andan sonra çemberin içinde yarı baygın yatıp etrafı izlediğimi hatırlıyorum kulaklarım sağır olmuş gibiydi sonrası karanlık Kendime geldiğimde köyde okunan sabah ezanının sesini duyuyordum Mustafa hoca başımda Geçti oğlum kurtulduk Allah'ın izniyle diyordu Yattığım yerden doğruldum Neler olduğunu anlamaya çalışıyordum Hocam ne oldu diye sordum Mustafa hoca anlatmaya başladı Sen bayıldıktan sonra ifritler çoğalarak etrafımızı sardı güçsüz düşmüştüm. Pes etmek üzereyken Nusaybin cinleri yardımımıza yetiştiler. Büyük bir savaş oldu evladım. Rabbime şükürler olsun kazanan Müslümanlar oldu dedi. Ağlayarak hocam peki annem ona ne oldu diye sordum. Mustafa Hoca gülümseyerek Annen iyi evladım. Yardıma gelen cinler ilk anneni kurtarmışlar ve eve dönmesine yardımcı olmuşlar dedi. Hocaya sarıldım ve Allah senden razı olsun hocam. Sen olmasan halim ne olurdu dedim. Hızlıca eve gittik. Annem karşımdaydı. Kurtulmuştu. Koştum, sarıldım ve öptüm. Olaydan aylar geçti. Bir daha rüyalarıma bile gelmediler. Annemle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Siz siz olun, bu şerlilerden uzak durun.'' Bunların hepsi başıma oda arkadaşım Hamza ve merakım yüzünden geldi. Hala yaşadığım olayları atlatmaya çalışıyorum. İki sene önce İstanbul'da özel bir yurtta kalıyordum. Üniversitemin ikinci senesiydi ve bu yurda yeni geçmiştim. İki kişilik bir odada kalıyordum. Ben ve Hamza. Hamza bu olaylar başlayana kadar hiç anlayamadığım bir insandı. Neredeyse hiç konuşmaz, hep dalgın ve düşünceli görünür kilitli bir kutuya sakladığı kitaplarına gömülürdü. Okuduğu kitaplar çok değişikti. Genelde kapağı yazısız, kara ciltli kitaplar okurdu. Sadece ara sıra okuduğu Kur'an-ı Kerim'i tanıyabilirdim. Yüzünde hiçbir zaman bir ifade olmazdı. Ruhu alınmış gibiydi ama temizdi ve o da arkadaşı için en önemli kriterim buydu. Bu yüzden benim için pek de bir problem teşkil etmiyordu ta ki o zamana kadar. Hiç görmediğim şekilde davranana dek. Dersimin olmadığı bir gün, yurtta kendi halimde takılırken bir anda Hamza Işımlı içeriye girdi. Hamza'nın yüzünde ilk defa bir duygu emaresi vardı. Korku, sinir ve endişe. Yüzüme bile bakmadan kapıyı kapatıp arkadan kilitledi ve yatağının altındaki kitap kutusunu çekti. Kendi kendine fısıldayarak, Rabbi temmim bil hayır diyordu. Kitap kutusunu açarken, ona dönüp ''Kardeşim bir sıkıntı mı var?'' dedim. Der demez de pişman oldum. Hamza suratıma kinle bakıp tıslarcasına bir şeyler mırıldandıktan sonra tekrar kitap kutusuna döndü. Birkaç kitabı yere döküp içinden cep boyutunda ciltli eski bir kitap çıkardıktan sonra kitapları geri koyup kutuyu yatağın altına itti. Sonra komodinin çekmecesini açıp kırmızı renkli bir toz paketi vazeline benzer küçük bir kutuya ve demir çuvaldızvari bir iğne alıp hızlıca çıktı. Çok sonradan bunların domuz yağı ve safran olduğunu öğrendim. Tüm bu olayları garipsemiştim. Çok gizemli davranıyordu. Satanist falan mı acaba gibi düşüncelere dalmışken gözüme yerde duran parlak bir şey ilişti. Hamza kitap kutusunu açık unutmuştu. Hızlıca yatağımdan doğrulup kutuya gitmeye hazırlanırken duraksadım. Neden sizce içime büyük bir kurt düştü? sanki o kutuya dokunduğum an başıma kötü şeyler gelecekmişçesine ürperdim. Ama sonra aylardır Hamza'nın ne okuduğunu merak ettiğimi hatırladım. Bir kitap bana ne zarar verebilirdi ki? Bu çocukça bir korkuydu. Kapıyı arkamdan kilitledim ve Hamza'nın yatağının yanına gittim. Yatağın örtüsünü kaldırıp kutuya baktım. Yaklaşık 30 saniye boyunca kilidim ve kutunun yerini iyice beynime kazıdım. Tam olarak aynı yere yerleştirmeliydim. Sonra kilidi yana koyup kutuyu yavaşça çektim. Bir hayli ağırdı. Yatağın altından tam olarak çıkarınca kapağını yavaşça arkaya attım. Ve işte şimdi aylardır merak ettiğim bu kitaplar önümdeydi. En üstteki kitabı elime aldım. Ön kapağında herhangi bir yazı yoktu. Yanına çevirdim. Orada da yoktu. Kapağı açtığımda her zaman gördüğüm kitaplardaki gibi ön söz vesaire yoktu. Kitap sanki elle yazılmış gibiydi. Eski bir Türkçe ile cinler hakkında derin bilgiler içeriyordu. Yazıların çoğunu anlayamıyordum bile. Bunu bırakıp diğerine geçtim. 2-3 sayfa çevirdikten sonra kitabı elimden düşürdüm. Bir sayfanın tamamı bir cin tasviriyle doluydu. Domuz sıratına benzeyen, boynuzlu ve yüzüne yayılmış iğrenç gülümsemesiyle bana bakıyor gibiydi. O kadar gerçekçiydi ki Bakışları resmen içime işliyordu. Titreyerek sayfaları gezdim ve çeşitli cin tasvirleri gördüm. Kitap Arapçaydı ama bazı görsel tasvirlerin büyü olduğunu anlayabiliyordum. Diğer kitaplar da bunlara benzer şeylerle doluydu. Kutunun dibinde küçük bir not defteri buldum. Hamza'nın el yazısı olduğunu düşündüğüm yazı ile sayfalarda düzensiz notlar alınmıştı. Herhangi bir açıklama yoktu sayfaların arasında gezerken gözüme bir kelime takıldı. Cühenna. Altı çizilmişti ve yanına yıldız konulmuştu. Önemli bir şey olduğu çok belliydi. Çok garip bir kelimeydi. İçimden bu kelimeyi söyleyip neye ait olduğunu tahmin etmeye çalışırken birden kitaplarla yaklaşık bir saat geçirdiğimi fark ettim. Hamza büyük ihtimalle yoldaydı. Kitapları dikkatlice aldığım gibi toplayıp kutuyu yerine yerleştirdim kapının kilidini açıp yatağıma uzandım. Yaklaşık 15 dakika sonra Hamza yine hışımla içeri girdi. Hiçbir şey olmamış gibi ona selam verecekken üstüme yürüyüp yakama yapıştı. Burun burunaydık. Gözlerine bakmak bile beni korkutuyordu. ''Ne yaptın lan sen?'' dedi. Olayın şokuyla bir iki kelime söylemeye çalışırken beni bırakıp ''O kitapları kilitli tutuyorsam sebepsiz değil başına ne bela aldığının farkında bile değilsin dedi. Büyük bir şaşkınlık içerisindeydim. Ne? Ne yaptım ki? diye sordum. Hamza biraz daha sakinleşmişti. O altını çizdiğim isim var ya C harfiyle başlayan dedi. E ne olmuş ona diye sordum. Büyük bir cin kabilesinin ismi. O kadar çok söylemiş ve üstüne düşmüşsün ki onları kendine çekmişsin. Bu cinlerin şakası yoktur. Hayatını zindan ederler. Ölmek için her gün Allah'a dua edersin.'' dedi. Betim benzi mi atmıştı. Soğuk teller atıyordum. Kalbim resmen tekliyordu. Boğazım düğümlenmişti. Ve titreyen sesimle, ''Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu Hamza? Allah aşkına, nereden bileyim ben bunları? Kurtar beni.'' dedim. Düşünceli bir şekilde yere bakarken, ''Belki bir yolu var ama emin değilim. Gücüm buna yetecek mi bilmiyorum.'' Ama deneyeceğiz dedi. İçim bir nebze olsun rahatlamıştı. Yapalım o zaman ne duruyoruz dedim. Ama Hamza başını iki yana salladı. Şu an olmaz gece yarısını beklemeliyiz. O sırada alman gereken bir şeyler var dedi ve sonra devam etti. İki tane kuş lazım. Bir erkek biri dişi. Bir de gidip safran almalısın. Bende hiç kalmadı dedi. Ne için ki bunlar? Kuşlar ne alaka? diye sorunca tekrar celallendi. Sana al dediysem al. Sen nereden bileceksin hangi ritüele ne lazım? Başımla onaylayarak dışarı çıktım ve dediği gibi istediklerini aldım. Yurda sokarken bin türlü iş çevirdim ama kimseye yakalanmadan kuşları getirmiştim. Kapıyı kitleyip eşyaları masaya koydum. Başıyla onaylayıp yaslandığı duvardan camdan bakmaya devam etti. Uzun süren sessizliğin ardından utanarak lafa girdim. Hamza, sen nereden girdin bu işlere? Neden uğraşıyorsun böyle cinle periyle? Hamza biraz duraksadıktan sonra cevapladı. Anlayabileceğin bir şey değil. Bunlar bana babamdan miras kaldı. Babam da bu işlerle uğraşırdı. Bu bir yük, bir sorumluluk. Birileri bunlarla uğraşmak zorunda, dedi. Baban da mı? O da mı böyle işlerle uğraşıyordu? Evet, dedi Hamza. Ona da dedemden miras kalmış. Bir aile yükü bu. Silip atabileceğin, kurtulabileceğin bir şey değil, dedi. Ne oldu peki babana, diye sordum. Yüzüme yaklaşık on saniye baktıktan sonra, öldü, dedi. Sesi, konuşmanın ilerlemesini istemediğini söylüyordu. Sıkıntılı bekleyişlerin ardından, vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Hamza ya aldığım safranla mürekkebi hazırladı. Halıyı kaldırdı ve döşemeye Arapça yazılar yazdı. Beni tam karşısına oturttu. Ve ikimizin de önüne birer yuvarlak çizdi. Yuvarlakların içinde birbirinden farklı Arapça yazılar bulunuyordu. Birazdan başlayacağım. Ne olursa olsun, ben kalkmadan yerinden kalkma. Sana diyeceğim şeyleri tekrar et. Ve çok sıkıntıya girersen, içinden dua et." dedi. Başımla onayladım. Perdeyi çekip karşıma oturdu. Yüzünde beklenti dolu bir ifade vardı. Bir şeyler okumaya başladı. Sesi çok garip çıkıyordu. İçim ürpere ürpere onu dinledim. Yaklaşık 10 dakika dua okuduktan sonra kuş kafesini açıp bir tanesini yakalayıp bana verdi. "Ona bir isim ver." dedi. Duraksadım. İçimden bir ses, daha önce duymadığıma emin olduğum bir kelimeyi bağırıp duruyordu. Hazep. İsminin bu olması gerektiğine karar verdim ve bir kez daha sesli söyledim. Hamza kafasını kaldırıp şaşkınlıkla bana baktı. Resmen gözlerinin içi gülüyordu. O da diğer kuşu eline alıp bir şeyler fısıldadı. Sonra kuşu tek eliyle tutup diğer eliyle boynunu kırdı. Şaşkınlıkla ona bakarken bana sıra sende dedi. Duraksadım ama bunun gerekli olduğunu bildiğim için boynunu kırdım. Hamza'nın yaptığı gibi yuvarlağın içine koydum. Kuşlar başları birbirine değerken bir çizgi gibi hizalanmıştı. Hamza tekrar dua okumaya başlayınca her şey değişti. Ensemde ürpertiler hissediyordum. Bir enseme üfler gibi hatta sonra bir şey vücuduma girer gibi hisler başlamıştı. Odada bir şeylerin hareket ettiği hissediliyordu. Hamza sıkıntılı bir ifadeyle dua okumaya devam etti. Gözlerimi kapatıp içimden dua etmeye çalışırken birisi sol omzuma dokundu. Gözümü açıp soluma baktığımda çılık attım. Yanımda bir ceset vardı. Kalkmamak için tüm irademi kullanarak kafamı çevirdim. Tekrar sola baktığımda hiçbir şey yoktu. Hamza'nın arkasındaki duvarda ne olduğunu seçemediğim silüetler oluşuyor gibiydi. Hemen solundaki camda yüze benzer bir ifade görünüp kayboluyordu. Yataklarımızın çarşafı havalanıyor, kalemlerim ve kitaplarım düşüyordu. Ağlamaya başladım. Dua edemiyordum. Bana vesvese veriyorlardı. Sadece içimden Allah diyebiliyordum. Etrafa bakınca her yerde karanlık, insanımsı süliyetler görünüyordu. Hamza on dakika daha dua ettikten sonra durdu ve gülümseyerek bitti dedi. İçime çok büyük bir rahatlama geldi. Yerdeki yazıları silip kuşları aldı ve bir beze sardı. Sonra pencereyi açıp yurdun yanındaki araziye var gücüyle fırlattı. Rahatlamış ve yatağımda otururken, Birden Hamza'ya bir şeyler olmaya başladı. Deli gibi odanın içinde gözlerini dolaştırıyor, bir şeyler sayıklıyordu. Odanın ortasına doğru yürüyüp yere eğildi. Olanları anlam veremiyordum. Sonra kalkıp bir anda sesini yükseltip, hayır, git başımdan, bitmiş tane hani, diye bağırarak geri gitmeye başladı. Tam davranıp onu tutacakken olan oldu. Hamza sayıkladığı şeyden kaçarken geri geri gidip pencereye dayandı sanki görünmeyen bir el çenesinden tutup ileriye itiyor gibiydi. Hamza'nın ayakları yerden kesildi ve sırt üstü aşağı düştü. Elim ayağım titremeye başladı. Hemen arkasından cama koştuğumda yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Hamza ölmüştü. Ne yapacaktım? Bir şeyler düşünmeliydim. Bunu kimseye anlatamazdım. Bir sigara yaktım. Yaşlı gözlerle düşünürken henüz iki duman aldığım sigarayı attım. Ağzımı yıkayıp odadan hızla çıktım ve kat görevlisinin yanına gittim. Ona Hamza'nın pencereden atladığını söyleyince koşarak odama geldi ve ambulansı aradı. Hamza hareket etmiyordu. Ambulansla birlikte polis de geldi. Kat görevlisi ve yurt müdürü yanımda duruyor, olayı soruyordu. Şoka girmiş gibi davranıyordum ki bunu yaparken zorlukta çekmiyordum. En son polis geldi ve müdürün sorduğu soruları tekrar sordu. Yere düşme ve pencerenin çarpma sesine uyandığımı söyledim. Bana Hamza hakkında sorular sordu. Hiç muhabbetimiz olmadığını, garip biri olduğunu söyledim. Polis'in biri benimle dururken, diğeri müdürle gidip Hamza'nın kimlik ve iletişim bilgilerine baktılar. Müdür ailesini durumdan haberdar etmişken, diğer polis tekrar geldi ve diğer polise seslendi. Çocuğun zaten psikiyatri geçmişi var, amirim. Major depresyon tanısı var, dedi. Polislerin bana bakışları değişti. Sanırım şüphelenmeyi bırakmışlardı. Tüm yurt toplanmıştı. Odama tekrar giderken herkes bana sorular soruyordu. O gece gözüme zerre uyku girmedi. Yatağımda oturup sigara içerken birkaç saat sonra tekrar aynı şeyler olmaya başladı. O da boş değil gibiydi. Yine göz ucumla siluetler yakalamaya, fısıltılar ve sesler duymaya başladım. Kafamı elime gömüp hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Psikolojim bunu kaldıramazdı. Hemen çantama bir iki eşyamı tıkıp dışarı çıktım. Ağlaya ağlaya yürüdüm. Deniz otobüsüne gidip memleketime, Yalova'ya geçtim. Ailemin evine gidip durumu anlattım. Annem ağlıyordu. Babam dertli dertli ne yapacağımızı düşünüyordu. En son babam birkaç kişi arayarak bir hoca ismi aldı. Oğlum gel şimdi gidelim. Hoca ne yapacağını bilir dedi. Kabul ettim ve apar topar arabaya atlayıp gittik. Hocanın evi şehrin dışındaydı. Yaklaşık bir saat yoldan sonra evine vardık. Hocanın karısı olduğunu düşündüğüm yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Güler yüzde bizi içeri davet edip bize bir dakika bekleyin hoca müsait mi sorayım dedi. Biraz bekledikten sonra bizi içeriye davet etti. Hoca sade bir odada, seccadesinin üstünde oturuyordu. Elinde tesbih vardı. Ben içeri girer girmez kafasını kaldırdı ve sordu. İsimleri ne? Şok olmuştum. Titreyerek, Cühenna dedim. Hocanın yüzü ekşidi. Beyliyle önüne oturmamı işaret etti. Yüzüme baktı ve sessizce bir şeyler söyledi. Sanırım dua okuyordu. Sonra biriyle konuşurmuşçasına Arapça bir şeyler söyledikten sonra bana döndü. Çok kötü bir işe bulaşmışsın evladım. Seni kandırmışlar dedi. Ağzım açık hocayı dinliyordum. Ne yaşadığımı nereden anladınız hocam diye sorunca hafif bir tebessümle. Onların hepsi kötü değil yavrum. Hatta kimisi Allah dostlarına yardım eder dedi. Aslında o ismi söylediğinde bunların sana musallat olduğu falan yoktu. Onlar Hamza'nın nesline musallat olmuşlardı. Nesillerdir gelen bir musibet. Hamza yaptığı o büyüyle musallatı sana geçirmeye çalıştı. Ancak cinler intikamı Hamza'nın neslinden almak istediği için Hamza o hale geldi. Korkma. Asıl musibetin seninle alakası olmadığı için işimiz kolay olacak dedi. İçime bir nebze su serpilmişti. Sonra hoca bana elini uzat dedi. Sol elimi uzattım. Önüne rahleyi alıp elimi oraya koydu. Sonra yanından mor bir kalem çıkartıp elimin üstüne bir şeyler yazdı. O sıra başım dönmeye başladı. Hoca bir şeyler okuyordu. İçimde hocaya karşı büyük bir nefret oluşmaya başladı. Ama sanki bir şey beni tutuyormuşçasına hocaya karşı hamle yapamıyordum. Bir an için hoca bir şeyler okurken hocanın arkasında beyaz bir süliyet görür gibi oldum. Hoca yüzüme bakıp sertçe Arapça bir şeyler söylüyordu ne olduğunu anlayamıyordum. En son hoca Arapça konuşmaya devam ederken başımın iyice döndüğünü hissettim. Bayılmışım. Kalktığımda babam yanımda duruyordu. Hoca önümdeydi. Uyuşuk bir sesle neler olduğunu sordum. Hoca hafifçe gülümseyerek korkacak bir şey kalmadı. Babana üç tane muska verdim. Onları evinize asacaksınız. Boynundakini de artık yanından ayırma dedi. Boynuma baktım siyah ipe asılmış kapsüle benzer bir muska asılıydı. Hocanın elini öpüp yanından ayrıldık. Arabaya bindiğimizde babam bana korkarak bakıyordu. Ne oldu baba? Hoca geçti dedi ya dedim. Babam sıkıntılı bir ifadeyle ondan değil oğlum olanları hala idrak edemiyorum. Hoca ile yaklaşık iki saat boyunca konuştunuz dedi. Şaşırmıştım. Konuştuk mu? Nasıl yani? Ben bayıldım sanıyordum dedim. Kafasını iki yana sallayarak, Hoca ile Arapça konuştun. Bağıra bağıra, tıslarcasına. Hoca iki saat boyunca ne dualar okudu, neler yaptı. Seni defalarca tokatladı. Ben kollarını tutuyordum. Hocaya saldırmaya çalışıyordun, dedi. Hiçbirini hatırlamıyordum. Hoca sağ olsun, bir daha başıma bir müsibet gelmedi. Ama Hamza'nın öldüğü o geceyi hala unutamıyorum. Tam uykumun en derin yerindeyken birden kapı açıldı ve irkilerek uyandım. Kısık gözlerle odama gelen anneme baktım. Okul için beni uyandırmaya gelmişti. Hiç oralı olmadım ama annemin cırtlak sesi buna pek imkan vermedi. Esra, kalk kızım, geç kalacaksın okula diyerek bağırıyordu. Ben uflayarak yorganı başıma çektim. Ama annem, Esra, okulun ilk gününden geç mi kalacaksın? Kalk hadi kızım diyerek tuttuğu gibi yorgana asıldı. Gözlerimi devirerek yataktan doğruldum. "Tamam anne, kalktım işte." dedim. Okul formamı giyip hala yarı uyur bir vaziyette aşağı indim. Bahçedeki tuvalete gidip işimi hallettikten sonra elimi yüzümü yıkamak için çeşmeye doğru gittim. Tam aynaya doğru baktığımda bir karartı gördüm. Gözlerimi açıp kapattığımda ise hiçbir şey yoktu. Uykusuzluktan olduğunu düşünerek yukarı çıktım. Kahvaltımı yapıp okulun yolunu tuttum. Artık 8. sınıftım. Bu sene okul bitiyordu. İlçeye çok uzak bir köyde oturduğum için okul hayatım burada son bulacaktı. Köydeki çoğu kız gibi benim de sonum evlenip ev hanımı olmaktı. Tek isteğim bu evleneceğim kişinin sevdiğim bir kişi olmasıydı. Allah'tan güzel bir kızdım. Bembeyaz tenim, siyah saçlarım ve ela gözlerim vardı. Çoğu kişi de güzel olduğumu söyler ve bir maşallah çekerdi. Okula doğru yürürken önümde yürüyen Hasan'ı gördüm. Ona seslenmek istedim. Ama utandığım için seslenemedim. Onu görünce kalbim güm güm atıyordu. Ben her ne kadar güzelsem Hasan da bir o kadar yakışıklıydı. Yaşıtlarına göre olgun, uzun, sarışın, mavi gözlü bir delikanlıydı. O da bunun farkındaydı ve bunun negosunu hep belli ederdi. Kafasını çevirip kimseye bakmazdı. Bu hissettiklerimi kafamdan uzaklaştırarak hızlı okula yürüdüm. Okul her zamanki gibi sıkıcıydı. Normal bir okul gününü bitirdikten sonra arkadaşlarımla birlikte evlere doğru yürümeye başladık. Benim evim daha uzakta olduğu için kalan yolu kendi başıma yürüyordum. Yürürken birden önüme Hasan çıktı. İrkildim ve korku dolu gözlerle Hasan'a baktım. ''Ne var Hasan? Ne diye önümü keser gibi çıkıyorsun karşıma?'' dedim. ''Bunu vermek istedim.'' diyerek bana bir demet çiçek uzattı ve bir şey demeden gitti. Öylece dona kaldım. Daha sonra aklım başıma gelince çiçekleri çantama koyup evin yolunu tuttum. İşte her şey bugün başladı. Gece aslında yatağa çok mutlu bir şekilde girdim ve Hasan'ı düşünerek uykuya daldım. Birden uyandım ve odanın ortasında daire şeklini oluşturmuş siyahlar içinde upuzun insanımsı varlıklar gördüm. Korkudan titri titriyordum. Ortada birisi yatıyordu ama kim olduğunu göremiyordum korkarak kalktım ve onlara doğru yaklaşmaya başladım. Yavaş yavaş ilerleyerek yatan kişinin kim olduğuna baktım. Gözlerime inanamıyordum. Bu Hasan'dı ve kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Etrafındaki siyah varlıklar da sallanıp bir şeyler söylüyorlardı. Birden birisi bana doğru döndü ve kıpkırmızı gözlerini gördüm. O anda çığlık atarak kan ter içinde uyandım. Rüyaydı ama ben uyandığımda yatağımda değil odanın ortasındaydım. Çığlığımı duyan annem korkup gelmişti. Anneme yanımda kalmasını söyledim. Bu rüyadan sonra tek başıma uyumamın imkanı yoktu. Bu rüyadan sonra tam 6 senem bu kabuslarla geçti. Gitmediğimiz hoca kalmadı. En son psikoloğa bile gittim. Ama bir türlü kabuslar bitmiyordu. Artık bu duruma alışmıştım. Bazen delirecek gibi olsam da korkum geçmişti. Bu sırada Hasan'la gizli gizli görüşmeye başlamıştık. Onu çok seviyordum. Ama sürekli gördüğüm kabuslar yüzünden onun başına bir şey gelmesinden korkuyordum. Evlenmeye karar vermiştik. O yüzden Hasan'ın ailesi beni istemeye gelecekti. İçim içime sığmıyordu. Çok heyecanlı ve mutluydum. Sonunda Hasan'a kavuşacaktım ve böylelikle belki bu kabuslardan kurtulacaktım. Akşam olmuş ve sonunda beni istemeye gelmişlerdi. Her şey çok güzel ilerliyordu. Zaten ailelerimiz tanışıyor ve birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Biz de ara ara Hasan'la bakışıp birbirimize gülüyorduk. Tam Hasan'ın babası Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kızınız Esra'yı oğlumuz Hasan'ı istiyoruz dediği anda aşağıdan bir gümbürtü geldi. Ben kedidir herhalde diyerek aşağı inmek istedim. Ama Hasan kalktı ve ben bakarım diyerek aşağı indi. Ortama bir sessizlik çökmüştü. Hepimiz Hasan'ın yukarı gelmesini bekliyorduk. Ama ne Hasan'dan bir ses vardı ne de yukarı gelen ben ayağa kalkıp bir bakayım diyerek inmeye başladım. Arkamdan annem de geldi. Bütün herkes meraklanmıştı. O yüzden herkes arkamdan geliyordu. Aşağı indiğimde Hasan hiç kıpırdamadan arkası dönük bir şekilde duruyordu. Hepimiz ona seslendik ama dönüp bakmadı. Elinde bir bıçak vardı. Birden döndü ve bize saldırmaya başladı. Hasan'ın babası ve babam onu zorla tuttular. Kendine geldiğinde ne yaptım ben diye ağlamaya başladı. Hepimiz olayın şokundaydık ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. O gün yüzüğü takıp sözlendik. Bizimkiler, bizim kız da zaten deli, bunu alan olmaz diyerek Hasan'a beni vermeyi kabul etmişlerdi. Düğün gününü de bir ay sonrası olarak ayarlamıştık. Düğün için hazırlıklar başlamış, aileler bohçadır, çeyizdir, davetiyedir bunlarla uğraşıyordu. Biz de Hasan'la gelinlik bakmaya gitmiştik. Arabada giderken birden bir köpek çıktı önümüze ve köpeğe çarptık. Telaşla köpeğe bakmak için arabadan çıktık ama köpek falan yoktu. Birden ileride duran o siyah varlığı gördüm. Hasan'a baktım. O da görmüştü. Hemen arabaya binip oradan uzaklaştık. Hasan bana baktı. O da neydi öyle diye sordu. Bilmiyorum. Yıllardır rüyalarıma giriyor ama bu gördüğüm gayet gerçekti dedim. Hasan da korkmuşa benziyordu. Benim bir asker arkadaşım var. Kendisi hocaydı ve bu konulara çok hakim. Onu çağıralım düğünden önce bu işi çözelim dedi. Ben çaresizce tamam dedim. Gelinliği seçip geri dönüş için yola çıktık. Akşam olmuştu. Hava kararmıştı. Ürpertici bir hava vardı. Korkumuzdan ve tedirginliğimizden hiç konuşmuyorduk. Sessiz bir şekilde ilerlerken birden yolun ortasında o siyah varlık belirdi ve birden kayboldu korkudan titriyordum. Hasan da çok korkmuştu. Hasan korkuyla arabayı daha hızlı sürmeye başladı ve köye girdik. Bizim evin önüne gelmiştik. Arkadaşım yarın geliyor dedi Hasan. Tamam inşallah o çözer bu durumu da kurtuluruz bu illetten diyerek arabadan indim ve eve girdim. Hasan beni bıraktıktan sonra gitti. Ben de odama gittim. Üzerimi değiştirip yatağıma girdim. Çok yorulmuştum. O yüzden hemen uykuya daldım. Uykumun en derin yerindeyken silah sesiyle uyandım. Hızlı yatağımdan kalktım ve avluya çıktım. Hasan yüzü kanlar içinde, gözleri kıpkırmızı bir şekilde elinde tüfekle bana bakıyordu. Kafasını yere doğru çevirdi. Yere baktığımda annem ve babam kanlar içinde yatıyordu. Hasan Arapçaya benzer bir dille bana bir şeyler söylüyordu. Sonra birden avlunun kapısı açıldı ve içeriye genç bir adam girdi. Hasan'ı sımsıkı sararak tuttu. Hasan hala bağırarak bir şeyler söylüyordu. Bense bağıra bağıra ağlıyordum. Annemle babam kanlar içinde yerde yatıyordu. Hasan deli gibi bağırıyor, gelen adam da ona Arapçaya benzer bir dilde bir şeyler söylüyordu. Adam Hasan'ı tuttu. Hasan sakinleşmişti. Ama sinsi sinsi gülüyordu. Birden ağzından burnundan kanlar gelmeye başladı. Sonra da yere yıkıldı kaldı. Gelen adam korkuyla bana baktı. Bana kaç diye bağırdı. Ama ben ne olduğunu anlamamıştım. O siyah varlık birden önüme geldi ve bana farklı bir dilde bir şeyler söyledi. Gözlerimin karardığını hissettim. En son yere doğru düştüğümü hatırlıyorum. Uyandığımda karanlık bir yerdeydim. Oda karanlıktı. Bir iki tane mum ışığı vardı. Odada bir sürü siyah varlıktan vardı. Tekrar gözümü kapattım. Bunun bir kabus olmasını istedim. Ama maalesef değildi. Bu gerçekti. Nerede olduğumu bilmiyordum. Bu siyah varlıkların ne olduğunu da bilmiyordum. Gözlerimi kısarak açıp nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bir pencere vardı ama siyah bir perdeyle kapalıydı. Perdenin arkasından gelen ışıktan bunun pencere olduğunu anlamıştım. İçimden bildiğim tüm duaları okumaya başladım. O sırada odadaki siyah varlıklar birden yok oldu. Sadece bir tanesi kaldı. Kalan varlık bana dönerek kırmızı gözleriyle bana baktı. Yüzü görünmüyordu. Sadece kıpkırmızı bir çift göz vardı. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Tam bana doğru gelirken odanın kapısı sertçe açıldı. İçeriye Hasan'ı tutup saran o adam girdi. Arapçaya benzer dilde bir şeyler söylemeye devam ediyordu. Elinde de Kur'an-ı Kerim vardı. Bana doğru geldi. İyi misin diye sordu. Ben sadece kafamı sallayabildim. Beni kaldırdı ve başımdan bir muska geçirdi. Bunu hiçbir zaman çıkarma. Her ne olursa olsun hep boynunda kalsın. Kulyas kabinesinden bir cin sana aşık olmuş. Ben cinler aleminden başka cinlerden yardım alarak onları uzaklaştırdım. Bir daha seni rahatsız edemeyecekler. Annen, baban ve Hasan'ı maalesef kaybettik. Ben Hasan'ın asker arkadaşı Kenan. Keşke daha önceden haberim olsaydı. Çok geç haber verdi Hasan. Ama yapacak bir şey yok kardeşim dedi. O bana bunları anlatıyordu ama benim kafam hala almıyordu her şeyimi kaybetmiştim. Annem, babam, Hasan. Onlar benim her şeyimdi. O an ben de ölmek istedim. Bunu yapan o varlık ölsün istedim. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Çaresizce ağladım. Kenan beni tuttu ve kaldırdı. Beni oradan götürdü. Bir süre evde tek başıma acımı yaşadım. Ama burada kaldıkça yine o varlık gelecekmiş gibi hissetmeme neden oluyordu. Köyü terk ettim. Şehire yerleştim. Bu yaşananları unutmak için yeni bir hayat kurdum. Çalışmaya başladım. Bir daha asla o köye dönmeyecektim. Ailem ve Hasan'ı çok özlüyorum. Ömür boyu bunun acısını içimde yaşadım. O yüzden asla başka bir insanla hayat kuramadım. Başka birini seversem yine o varlık gelip zarar verecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden tek başıma yaşamak daha mantıklı geliyor. Hala bu olanları unutmak için dua ediyorum. Ama maalesef bir gün bile aklımdan çıkmıyor.'' Umarım hiç kimse bu yaşadıklarımı yaşamaz.